Bu Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun maddi anlamda maaşlarının iyileştirilmesi, düzeltilmesi. Genelde takımlarda bu işler bir süreç çok uzuyor. Aslında bu belli bir şey ve yapılması gereken de bir şey aslında. Belli bir performansa ulaştıktan sonra oyuncuları o dengeyi sağlamak için. Bilmiyorum, siz de hani takımları daha iyi takip ettiğiniz ve iletişim halinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuzdur. Bu süreçler neden bu kadar uzuyor? Şimdi Çünkü uzadığı zaman, özür diliyorum, futbolcunun performansını artık bunu ezberledik, net yansıyor. Futbolcunun performansına yansımasın diye de futbolcunun her istediği yerine getirilemez bir kulüpte. Çünkü onun bir daha bu ilk aşamasıdır. Bir sonraki aşamasına geçişte o rakamın üstünde konuşulacak. Şimdi hep biz ilkini konuşuyoruz. Bir sonraki iyileştirmede, sözleşme bitişinde Tabii. vesaire bir sonraki rakamı konuşacaksınız. Aslında ilk yaptığınız pazarlık sonrakilerin de pazarlığıdır sizin için. Ve takım içi dengeler. Bugün bir sezonluk performansın ardından bir futbolcu, ya bu Kerem veya şey için söylemiyorum, bilmiyorum istedikleri rakamları ya da teklif edilenleri ama bir sezonluk performans gösterdiniz. Atıyorum 100 bin euro alıyordunuz, belki de 100 bin TL alıyordunuz. Bir sonraki sezon hemen ilk performanstan sonra 1,5 milyon euro verin bana. Mesela bir sağ bek o kadar alıyor, ben de o kadar istiyorum. Ama sonraki sözleşmeyi yenilerken ne olacak? 1,5 alıyor bu oyuncu, diyecek 2,5 milyon euro verin bana. Bunun pazarlığını siz yapıyorsunuz ve bazen yükselişlerle düşüşlerin çok hızlı imelendiği futbolcular oluyor. Paraları da kazandıktan sonra oluyor, sözleşmeler verildikten sonra. Çok örneği var bunun. Tekrar tekrar isimleri burada geçirmeye gerek yok. İşte 400-500 bin eurolara oynarken 2 milyon euroya çıkarılıp sonra o sözleşme boyunca hiç ortada olmayan futbolcular Evet. gördük biz. Bunların doğru bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Sadece çünkü Kerem'e veya Yunus'a yapmıyorsunuz aslında siz o sözleşmeleri. Ardından gelecek artık Emin Bayram'dır. İşte Sasha Boy yabancı oyuncu olarak Emin Bayram, Sasha Boy genç oyuncular. Ya yani her kim olursa olsun ardından gelecek oyuncuları da yapıyorsunuz. Örnek teşkil ediyor bu sözleşmeler. Peki, yine açıklamalarla devam edeceğim. Bu konuyla ilgili de söyleyeceklerim varsa konuşabiliriz. Yani maaş bütçesi denilen bir şey var. Sezon başında belli oluyor zaten ve o anlaşmalar üzerinden sezon içerisinde yapılan pazarlığın ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncu da buna uymalı, kulüp de buna uymalı. Ve mümkün olduğu kadar genç oyuncuların potansiyelini erken tespit edip belki sözleşme uzatma meselelerini uygun makul bir ücretle erken yapılması kulüpler açısından daha verimli olur. Hiçbir futbolcumuza teklif gelmedi diyor. Tabii çok yazılan çizilen var. Sezon öncesinde aslında konuşuluyordu yine aynı şekilde. Tabii Galatasaray'ın şu an Avrupa arenasında olmamasının da bunda etkisi var. Dünya Kupası arasında olduğumuz için tabii ki konuşuluyor. Özellikle en çok tırnak içinde Galatasaray'da konuşulan isim, şu an transferi gündeme gelen isim Nelson. Yani teklif var, yok, gider mi, giderse ne olur, Galatasaray birini alır mı? Mevcut kadroyu gördüğünüz zaman hani Okan Hoca çok düşünmediğini söylüyor. Mevcut oyuncularla ilerlemek istediğini söylüyor ama devre arasında transfer planlaması nasıl şekillenir? O gün seninle başlayalım. Nelson demişken Danimarka'ya Dünya Kupası'nda konuşmadık. Evet. Evet. Ayrı bir hayal kırıklığıydı, değil mi? Kesin. Aynen Ben öyle. direkt söyleyeyim. Hak ettiler elemeyi Vallahi zaten. Büyük hayal kırıklığı. Acayip bir Evet. hayal kırıklığı oldu Saçmaladılar bende. yani. Ben tam tersine sürpriz takımlardan biri olabileceğini düşünüyordum. Nelson yanlış hatırlamıyorsam bir maça çıktı orada. Tabii konum Nelson ve Dünya Kupası değil. Şimdi Galatasaray sezonun içerisinde Nelson gibi bir oyuncuyu kaybederse yerine Nelson gibi bir oyuncuyu koymak kolay değil. Zor. Sezon ortasında. Çünkü neden? Bu sezonki transfer dönemi diğerlerinden çok daha farklı bir şekilde ilerleyecek. Takımında oynayan hazır bir oyuncu getirmek zorundasınız. Ya bakın, yani getirmeliyiz. Yani Getirmeniz farklı bir lazım değil. rotaya, yani Mecbursunuz sizin yani. ikinci bir alternatifiniz yok. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'yseniz, ya atıyorum Chelsea'den bir oyuncu kiralardınız önceden, değil mi? Hiç oynamamış. Sıfır. Hiç maça çıkmamış. Kiralarsınız. Şu an öyle bir şans yok zaten. Şu an yapamazsın. Şimdi alın. Çünkü onun bir maç temposu kazanması minimum 2 ay. Hiç oynamamış çünkü uzun süredir hiç oynamamış. Şimdi matematiğe Kazım Can girdi sol bekte. Sol bek transferi konuşuluyordu çünkü Galatasaray'da ne olur ne biter, kim oynar ki Emre de yine kullanıldı orada ama pek de yapacak gibi gözükmüyor transfer. Hoca da elimdeki oyuncuları değerlendirmeyi düşünüyorum diyor. Sanki orada Kazım Can'ı kullanacak gibi görünüyor. Son çalışmalarını da baz aldığımızda. Yusuf Kenan, seninle devam edelim. Yani yerli statüsünde oyuncu bulmak zorundaydı zaten. Emre de oraya dahil olabilir. Son maçlarında hiç ikisi de fena oynamadı. Transfer konusunda da hani teklif olduğu iddia ediliyordu.
Hatta resmi teklif olduğu iddia ediliyordu. Evet. Ama Okan Hoca biraz spor basında özetlemiş oldu. Bu dönemde Dünya Kupası arasında biraz da bir hareketlilik olması gerekiyor. Siz de yazıyorsunuz diye hani üstü kapalı söyledi nazik bir insan Okan Hoca. Bu arada sadece biz yalanladı. Avrupa basını da yapıyor bunu. Yani siz, yani net şimdi yapıyorlar. O burada yaşadığı için, burası için, İtalya'da yapsa İtalya için söylerdi muhtemelen. Yani bu transfer dedikodularını birinci ağızdan yalanlamış oldu. Teklif gelse dahi ben hala söylüyorum. Bu sezon sonunda aynı teklifleri görür. Yani Nelson'dan bahsedecek olursak. İşte kaç milyon euro ise bugün gelen teklif. Sezon sonunda da şampiyonluk yarışından kopma ihtimali çok yüksek çünkü eğer o teklifi kabul edersen. Yerini doldurmak çok zor olacak Victor Nelson'un. Geçen isimler de bence potansiyelli isimler ama Victor Nelson seviyesine henüz ulaşabilecek isimler çok liste. Cenk'ten bahsediliyor. Çok astronomik bir teklif gelse. Samet'ten şimdi bahsediliyor. Şöyle, Nelson'u devre arası kim astronomik teklifle kadrosuna katmak ister? Şu an acı çeken bir takım. Değil mi? Bir evet. Şeylerini kapatmak isteyen bir takım çeken. İşte atıyorum Sevilla. Rezalet bu sezon. Çok kötü bir sezon. Sezon başında da istiyorlardı zaten. Şimdi sezon evet. Başında da istiyorlardı. Sevilla'nın bir yarası var. Merhem arıyor. Nelson diyelim. Ve geldi 20 milyon, 25 milyonu verdi aldı. Ama bu kez Galatasaray'da bir yer açabilir. Evet ama 25 milyona da kimse hayır diyemez ya, aynı zamanda. 25 milyona milyon zaten alıyor. Yani sözleşmesine çıkış var. Ama Galatasaray'da bir yer açabilir. Milyona canavar gibi ama iki stoper alırsın. Yani 13 şu milyon. Şu an alamıyorsun. 13 milyon teklif etmiş. 15 şu an milyon çok zor. Etmiş. Sezon sonu da aynı 13-15'i yine aldı, yine alır. Evet ben de aynı fikirdeyim. Yani ama çıktı 25'e zaten yapacak bir şeyin yok senin. Mecbur gidiyor. Devre arasında yerini doldurabileceğin oyuncu satabilmen lazım. Ya bu sezon işte ekstra maliyet. Evet, çok zor olur. Peki bir mola ben kimim yapalım o zaman? Sizin de canınız çok böyle hani sıkılmaya başlıyor bir ben kimim gelsin, bir ben kimim ben görelim. Ben bekliyorum vallahi kaç dakikadır. Hadi bakalım. Avrupa'nın 3 büyük liginde futbol oynadım. İngiltere ve İspanya'da kupa sevinci yaşadım. Sakatlık belasından oldukça fazla çektim. Van Hal, İtalyan. Hiddink, Aragones'te çalışmak büyük bir keyifti. Aha. Güney Kore'ye elenmemiz Aragones. Kahrediciydi. Aragones'te kimle çalıştı? Nerede çalıştı acaba? Güzel. Güney Kore'ye elendiyse İtalyandır. 2002 Dünya Kupası'nda elendi. Avrupa'nın 3 büyük liginde demek ki 90'lı yılların ortasıyla 2000'li yılların ortasında oynadı. Sakatlık belasına oldukça fazla çektim diyor. Aragones, Villarreal, İtalyan biri var. İspanya'da, İngiltere ve İspanya'da kupa sevinci yaşadım. İngiltere ve Aquilani? Hayır. İçimden mi siz bunu çok şimdi şu an İtalya olduğuna eminsin. İtalya. Ben öyle bir şey demedim. Ya bilmiyorum Güney Kore'ye elenmişler. Reyes mi kim? Güney Kore'ye elendikleri mücadele ne olabilir ki? İtalya'dan başka Güney Kore'ye. Şimdi tek tek gidelim o zaman. İtalya ve İspanya. Şimdi Aragones'in İspanya'daki takımlarıyla. Aragones İspanya'da Atletico'yu çalıştırdı. Ama Aragones'te çalışmaya ülkede de çalışmış olabilir mi acaba? Hiddink, Van Hal, Aragones. Son sayfa etiketine cevaplarınızı İngiltere'de bekliyoruz. Ben bunların üçünün ortak bir yönünü arıyorum.